ayrılır Ali Sakter. Çevizler ve kurnazlar. Çalışanlar ve onlara yapışıp kanını hemen asalaklar icabı. Yani bizim gibi. Ben balık tutmaya çalışıyorum, sen çene çalıyorsun. He? Yani... Ya da bak, balık. Şali, hadi bak bak. Bak şu gideni görüyor musun? Ya abi bir karar ver. Seni mi dinleyeceğim, balık mı tutacağım? Bak bak bak. Hazret sanki dünyada bir tek kendisi varmış gibi yaşıyor. Ya Allah aşkına şu adamdan kime fayda gelir ya? Gelir mi? Gelir mi? Gelmez tabii ya. Bunlardan gelir mi ya? Şunun haline baksana Allah aşkına ya. Ama Ali, sana bir şey söyleyeyim mi? İşte bu adamlar tam bizim hedefimiz adamlar. Vay be abicim be. Bir bakışta adamın rot yedi çektin ha. Oğlum, bakmasını değil, görmesini bileceksin. Bak, şu etrafa bir bak. Herkes birbirini aldatmanın telaşında, görüyor musun? Orası doğru tabii. Evet. Hepinizin karnı tok tabii. Doymuşsunuz, böyle canlı canlı dolaşırsınız. Ben Zeytin'i taneyle bulsam ona bile razıyım be. Şali, Ali bak 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 şu adama bak. Şu görüyor musun karşı kaldığımda sinsi sinsi yürüyen adam. Kesin birini gagalamış o he. Nereden biliyorsun? Ya öyle değilse? Ben hayatta yanılmam oğlum. Adama bir baktım mı anlarım ben. Bak bu nasıl bir duruş biliyor musun? Ben adamın ciğerini alırım ama hissettirtmem bakışı yapıyor bak bak. Bak 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 şu gideni görüyor musun? Gözlüklü mü? Evet memurdur. Ama bak bu adam hayatta rüşvet yemez biliyor musun? Aa, nereden biliyorsun? Duruşundan belli oğlum. Ben dedim ya sana anlarım bunların ruhundan. Şimdi bak bunun evde karısı bunun başının etini yiyordur ha. Niye rüşvet yemiyorsun? Niye rüşvet yemiyorsun sana madalyama takacaklar diye. Ama bunlardan da kimseye zarar gelmez ha. Ya iyi diyorsun da usta karnım aç. Her gün Marmara'ya olta mı sallayacağız böyle? Ne? İki saattir bu kadar mı balık tuttun? Abi dalga mı geçiyorsun benimle? Hem seni dinliyorum hem balık tutuyorum. Bir de beni beğenmiyorsun ya. Ya şu açlık tokluk meselesi medeniyetin çözemediği büyük bir problem ya. Ne yani? Biz karnımızı doyurmak için insanlığın problemlerini çözmesini mi bekleyeceğiz? Bırak felsefe yapmayı. Yine benim yakaladığım istavritlere kaldı işte. Ali, bunlardan iki tane balıkçı rızaya versek geri kalanını bize pişirir değil mi? Vallahi ilk çağ insanlarına döndük ha. Takas usulü yaşıyoruz. Balık ver, balık kızar. Homo sapiens, homo sapiens konuşma lan. Allah Allah, bir gün zengin olduğumuz zaman bu söylediklerinden utanacaksın ha. Ha, tut birkaç tane daha da gidelim. Fazla mı kızarmış şimdi? Gündemi yaptı bu ekşili ya. Fazla yedin de ondandır. Haftalık ha, al sana haftalık. Vurma ya usta, ne yaptım ben şimdi sana? Bende paran kaldı mı? İterim. Haftalığımı istemek suç mu? Hadi fazla gevezelik yapma, işine bak. Bak şimdi çocuğun hakkı olan parayı vermiyor, bir de kalkıyor herkesin içine dövüyor, iyi mi? Şimdi gel de bu kahveci Recep'i yolma ya. Merak etme canım kardeşim. Şimdi çocuğun intikamını alacağız. İntikamla beraber tabii hani Recep'in de biraz hangırına indireceğiz. Gel. Haber artık Cemal. İyi. Kes somurtmayı da geç ocağa bak. Ben eczaneye gidip şu reçeteyi yaptıracağım. Recep abi! Ya ne tesadüf, ben de eczaneye gideceğim. Ben de sen senin reçeteyi yaptırayım abi ben. Sen be. Ya hani senin maksat işin görülmüş olsun, o açıdan söylüyorum yani. Hadi sen git bardakları yıka. Ya kahveyi de bırakmamış olursun. Al, al şunu, yeter herhalde. 100 lira mı abi? Yeter herhalde yani. Yetmezse ben şunu tamamlarım. Tamam, sen hallederim. Takma kafayı abi. Hadi eyvallah. 17 antibiyotik. 100 lira. Tamam, Recep abinin selamı var. Daha sonra hesaplaşacak bir sene bizim kahveci Recep. Herkes de hesaba yazdırıyor be kardeşim. İlacım da resiyesi mi olurmuş? Ya bir ara kahveyi orasın, bir acı kahvemizi içsin de hesaplaşalım dedi ya. Recep abi bu ya işte biliyorsun. Tamam tamam, sen al. Ha Recep abi. Sağ olasın Ferit, para yettin mi bu? Yetmedi ama önemli değil, hemen hallettim. Olur mu öyle şey, borçluk almak istemem. Söyle ne kadar? Ya önemli değil mi diyor, kayıp ediyorsun yani. Bak kızıyorum ha. Tamam abi. Şimdi bak bunlar ne tuttu biliyor musun? 121 lira 30. Sen bana 100 vermiştin. Yani 21 lira. 20 ver yeter sen ya. Vay be, her şey ateş pahası olmuş. Sen ne diyorsun be abicim ya? Yani bu devirde hasta olmayacaksın. Hayırdır abi, bu gazlı bez filan hemoroid mi? Karıştırma orasını ya, bırak. Niye karıştırayım abi? Benim öyle bir Allah. Kopartmayı biliyorsun ya. Oğlum bu işler böyle. Böyle dolandırıcıdan, şikayetçiden, hırsızdan çırpacaksın ki sesini çıkartmasın değil mi? Al bakalım. Bana 40 sana 60. Hani yarı yarıya ortaklık, niye seninki fazla? Onu kara günler için saklıyorum oğlum. Yani döner sermaye hesabı. Döner sermaye hesabı, beni habire döndürüp duruyorsun vallahi. Ne? Sen Piraye'den vazgeçtin galiba.
Pirayeden vazgeçmek mi? Bugün niye o zaman böyle dik dik konuşuyorsun? Yok be abiciğim, beni tanırsın. Pirayı ölümüne seviyorum. Eğer anneni razı edersen hemen istemeye gideceğim. Ha, madem öyle, bu konudaki en önemli adamı, en cirit adamı üzmeye utanmıyor musun da sen? Yürü hadi gidiyoruz, yürü hadi. Acil şunu alıyorsun. Arkadan atıyorsun, tamam mı? Ay yok yok, benim hiç kafam almıyor bugün. Nasıl olsa ben bunu Saliha Hanım teyzeye ördüreceğim. Ya iyi de ne gerek var? Çok kolay işte. Bak tığ arkası yapıyorsun, o kadar işte bak. Piraye yaptığına göre sen haydi haydi yaparsın kızım. Boşu boşuna el aleme örgü parası verme. Bu ne ya, alacaklı gibi? Aç kızım şu kapıyı. Atlama, geldim. Ulan bir tingir atıyorsun, bir kapı açmıyorsun be. Abi açtım ya işte. Açmışmış. İyi akşamlar Piraye, nasılsın? Hoş geldin Melek, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. İyi akşamlar Melek. Nasılsınız Hürmüz teyze? İyi olmaya çalışıyoruz evladım. Al şunları anne. Bunlar da ne? Bir masa, iki sandalye aldım anne. Ya ne alacak? Giyecek bir şeyler getirdim ya. E tabii annemin bünyesi alışık değil böyle manzaralara. Ferit abim eli kolu dolu gelince şaşırdı. Sus kız, alayım şimdi ayağımın altına. Neyse, senden sonra görüşeceğiz bunları. Bunları alacak parayı nereden buldun? Ya anne sana ne ya, üzümü niye bağını sorma, gir içeriye. Boş gezenin boş kaldı sısır. Bak bunları nereden anne aldığını söylemezsen. Ali, otursana. Sağ ol Piraye. Ya getirirsin, nereden buldun, getirmezsin, niye çalışmıyorsun? Anne sana yemin ediyorum, gümrük muhafızını geçtin. Bu kadar soru sorulur mu ya? Bunları nereden buldun evladım? Ya nereden bulduysam buldum, çalıştım anne. Çalıştım. Ya ben bunları buraya getirmek için ne kadar ter döktüm, ne kadar çene döktüm biliyor musun sen ya? Ya Allah böyle bir vücut vermiş. Bu vücudu doyurmak da bizim birinci vazifemiz. Öyle değil mi? Amenna. Bak, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bu nimetleri niye istemiyorsun o zaman? Bulunca kap, yut, sonra da yat, uyu. Öyleyse sen zıkkımla. Ya. Bu nereden geldiği belli olmayan haram lokmaları ben ağzıma sürmem. Anne, bak takılmış plak gibisin ha. Ya biraz gerçekçi ol ya. Başlatma gerçeğinden. Geç oldu artık, ben gideyim. Annem zaten merak eder. Kalsaydın biraz daha Melek. Yok yok, gideyim ben. Otursaydın kızım, çay yapardık. Ha tabii ya, çay yaparız değil mi anne? Sağ olun Hürmüz teyze. Başka zaman. Siz rahatsız olmayın. Hoşça kalın. Abi nereye? Ya çekil kenara Melek'le bir şey konuşacağım. Melek! Melek! Hey! Sana Melek'in ha, ne var Ferit? Ne ya kız ha? Niye giz vermiyorsun bakayım? Bana bak, haftaya seni istemeye geliyoruz ha. Başka bir yalan bulsana Ferit. Ya aylardır aynı terhane. Bak kızım, vallahi geliyor sana. Kur'an çarpsın bak. Sakın ha. Annem geçenlerde konuyu açtı babama. Babam o ipsiz sapsıza verecek kızım yok benim diye kestirip attı. Kim demiş ya? Benim ipim de var, sapım da, tamam mı? Ayrıca canavar gibi işim var. Bir kere ben serbest çalışıyorum. Bu palavralara sen inanıyor olabilirsin ama Ferit, babam inanmıyor. Bana ne baban, Allah. Babanla mı evleneceğim? Ben seninle evleneceğim ya. Ferit bak, bak ben seni seviyorum. Ya seviyorum ama senin bu halinle evlenemem ki. Çünkü bak, babam eğer çok istiyorsa adam gibi bir iş bulur, evinin ekmeğini kazanır, o zaman düşünürüm dedi. Sana bir şey söyleyeyim, bak buraya yazıyorum. Çok zengin olacağım ve gelip seni babandan isteyeceğim. Eğer benim adım Feritse, bunu da yapmazsam Ferit değilim yani. Söylediğini yap o zaman Ferit. Az önce o kadar laf söylüyordun anne. Ne yani, acımdan öleyim mi? Yok anneciğim, öyle demedim. Hani haram filan dedin de o yüzden. Şişt! Ya Ali'yi niye salonla yalnız bıraktınız ya? Ayıp değil mi çocuğa? İki lokma bir şey yedik diye boğazımıza tıkma nimeti. Rahmetliye çekmedin ki. Ona çekmiş olsaydın evimize haram mı helal mi girdiği belli olurdu. Ama ilgi de çekmemişim. Ona çekseydim eve hiçbir şey girmezdi. O becerikse çekseydim inanın cümle alem aç kalırdık. Ne yok kız? Baban hakkında böyle konuşma. İyi tamam. Oh kötü. Abi bak yapamam. Bu işin tehlikesi var. Eğer bir yakalanırsak var ya bizi oyalar. Ya abicim güzel kardeşim ne olursun ya. Bir kerecik yalvarıyorum sana. Bir kerecik bak. Böyle güzel bir yeteneğin var. Heba ediyorsun hadi. Abi ya zaten açlıktan beynim bulanıyor. Yalvarırım sana üstüme gelme ya. Gelme ya. Çok da umurumda. Açlıktan öl istersen bana ne? Allah Allah. Sanki kendim için istiyorum ya. Şu hale bak be.
İnanılır gibi değilsin yani. Ulan Allah sana böyle bir yetenek vermiş, o yeteneği kullanmayı bilmiyorsun ya. Ya ne olursun telefonu açsan, telefonu desen, 50. Sanat Dilden'i kutluyorum, mümkünse organizasyon yapıyoruz, bir tane bilet yollasın desen. Ha? Yani ağzına mı yapışır bu? Yok kardeşim, yok. Bu iş böyle olmaz. Ayrıca sen konuşma bende bir daha ya. Konuşma. Ya bir ay yedi onu da, onunla da evlenemezsin, sana söyleyeyim burada. Ben böyle bir şeyi uygun görmüyorum kardeşim. Ya abiciğim, şimdi bu konunun Piraye'yle ne alakası var ya? Çok alakası var. Bak kardeşim, ben senin zengin bir adam olmanı istiyorum. Köşeyi dönmeni istiyorum güzel yollardan. Yani bir abi olarak kardeşimi zengin birisine vermek istiyorum. Onun güzel günler geçirmesini istiyorum. Yani bir abi olarak bunu düşünmek benim hakkım. Ama sende nerede? Kafa yok. Bana ne, ne yaparsan yap. Yapacağım. Asılın benim be. Çak, çak ulan çak. Dur şimdi bir tane tarihi bulalım. Kim olsun, kim olsun bakalım. Bu, aa işte bu Rahmi Yanık. Bak oğlum, bu gece hayatına çok meraklı biridir biliyorsun. Sanatçı manatçı duydun mu dayanamazsın. Aa, o zaman Bülent Ersoy'u taklit yapacağım. Süper ulan sen var ya sen. Tamam. Bir şey olsun ha, Bülent Ersoy ya. Kaçmış? 4, 7, 8, 9. Dikkatli ol lan, tamam mı? Çalıyor. Alo. İyi günler. Ben Bülent Ersoy'un yardımcısıyım. Eğer Rahmi Bey oradaysa Bülent Ersoy kendisi bizzat şahsen görüşmek istiyorlar efendim. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun efendim. Arzu hürmet ederim. İyi günler beyefendim. Sağ olun. Alo. İyi günler Rahmi Beyciğim. Ben Bülent Ersoy. Ben Hüttan rolünüz efendim. Sizden naçizane bir ricam olacak efendim. Klarnetçim Üstad Kuddusi Küflüoğlu'nun 50. sanat yılı. Evet efendim, teveccühünüz. Gece düzenliyoruz. Organizasyonu bizzat ben düzenliyorum. O yüzden her şeyiyle ben ilgilenirim. Çok teşekkür ederim efendim. Sanata ve sanatçıya verdiğiniz destek için size müteşekkir ederim efendim. Teşekkürlerimi lütfen kabul buyurunuz. Hemen 100 bilet gönderiyorum. Siz zahmet buyurmayın Rahmi Beyciğim. Biz buradan bir arkadaşı gönderir aldırırız ayol. Çok mersi efendim. Bir mukabil efendim. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız ayol. Ulan, ulan helal olsun be. Ulan sen var ya. Ulan bir şey söyleyeyim abi. Yemin ediyorum. Bir ara ben de seni Bülent'ten sonra zannettim ay. Bana birkaç tane davetiye satacaktım az kalsın lan. Gel baba gel. Aslanım. Kız kardeşim sana helal olsun lan, helal olsun be. Nerede bu Ferit olacak üçkağıtçı? Boşaldık kardeşim dükkanımı. Bir senede 5 kuruş vermeden şöyle geldiniz buraya. Eyvah abi, ev sahibi geliyor. Lan ne istiyor bu? Ne mi istiyor? 6 aydır kirayı vermiyoruz. Doğal olarak kirayı istiyor tabii. 6 ay oldu mu lan? Dur ben şimdi hallederim bunu. Lan! Kimler gelmiş? Koş, koş, koş. Yeter, tez varlığa gerek yok. Bu sefer beni kandıramazsın da ona göre. Ya seni niye kandıralım Kadir abi benim? Geç şöyle otur şöyle rahatına hadi gel. Yani senin gibi asil, senin gibi halden anlayan yüce, böyle kendini bilen kalender biraz bizi kandırmak mümkün mü? Ben kandırsam kandırsam kendimi kandırırım be Kadir abi. Onu bunu bırak da benim kiradan haber ver. 6 ay oldu. Ben de düzenimi ona göre kuruyorum. Seninki hak yemek, haram yemek oluyor artık. Herkesin bir dayanma haddi vardır be. Ha şimdi lafın terazisini kaçırdın ama Kadir abicim. Dünyadaki helal haram teorilerinin alayı yanlıştır abicim. İnsana ettiğinden fazlası haramdır. E'si her insanın bir yokluk bir de varlık zamanı vardır abi. O yüzden hani idareli davranmak lazım. Hani ne demiş büyüklerimiz? Gün olur devran döner hesabı. Bak dünyadaki bütün açlar abi tokların kendi hakkını yediğini sanırlar. İşte bu yüzden aralarında bir barış imkanı olması mümkün olmuyor. Ya Kadir abi affedersin ya biz sana ne içeceğini sormadık. Ne içersin abi? Zahmet etme bir şey istemiyorum. Hiç olur mu be abicim ya? Buraya kadar gelmişsin de güzel ayaklarında. İstemez, istemez. Ya hiçbir şey be abicim ya. Yapma bak Kadir abi. Yani 6 aydır senin kiranı ödeyemedik diye bizi böyle yani mahcup duruma düşürme. Gözünü seveyim Ali. Oğlum sen hemen fırla. Böyle bir tane pasta, pastiç, ayran, çiklet, çikolata, limonata ne bulursan hepsini al gel. Ya ben Kadir abiniz buraya geldiği zaman onun çay kahvesi hazır olacak demiyor muyum size? Ne zaman dedin abi? Her zaman diyorum size bunu. Bunu hiç unutmayın. Tamam mı? Affedersin Kadir abicim. Bunları da anlatmak zor oluyor böyle. Hadi oğlum hala burada. Yürüsene lan hadi. Tamam koş, koş. Affedersin Kadir abiciğim, ne oluyor böyle şeyler? Yengen nasıl ya? Çoluk çocuk filan iyiler inşallah. 6 ay oldu bak görüşmemişiz ya. Ne enteresan, nasıl geçiyor zaman be abi? Demek baban vefat ettikten sonra kör kız kardeşin ve yatalak annenle birlikte sokağa atıldın ha.
Ne vicdansız insanlar varmış şu dünyada. Ya sen ne diyorsun Kadir abi ya? Sen ne diyorsun ya? Yani inan bu dertlerimle, bu sıkıntılarımla, bu kötü kaderimi daha fazla sana anlatarak üzmek istemiyorum. Yani inan bir kuruş elime gitse, o kız kardeşimin göz ameliyatı için ayırıyorum abi. Yani o zavallı anneme bir elektrikli sandalye, tekerlekli sandalye bile alamadım henüz. Eh be evladım, madem bu kadar derdin var, niye bir telefon etmezsin? Biz de insan evladıyız değil mi? Bir yardımımız dokunur belki. Abi sen kiraya ödeyerek sana ne büyük iyiliği yaptın abi ya. 6 aylık kirayı sonra verirsin, onu unut. Asıl önemli olan kız kardeşin ve anne. Al şunları, 100, 200, 300, 400. Karınca kararınca benim de katkım olsun. Ya Kadir abi ne zahmet ettin ya. Ben almasaydım abi bunları ya, gerçekten. Yani senin gibi bir melek herhalde dünyada zor buldur. Yani ben sadece sizi böyle sinemalarda, eski Türk filmlerinde falan görüyorum zannediyorum. Yok be evladım, abartacak bir şey yok. Bugün bana, yarın sana. Ya Kadir abi be, ver şu elini öpeyim Allah aşkına. Vallahi. Kadir abi ya, benim başım elini öpeyim Kadir abi ya. Hiç merak etme abi. Yani bu iyi niyetinin karşılığı olarak ben sana 6 ay değil, 1 yıllık ödeyeceğim abi. Yani buna inan, dünyada hak eden bir kişi varsa o da sensin Kadir abi. 1 yılı bırak. İşlerin düzelince 6 aylık kirayı öde yeter. Yok abi ya, bak sen de ev geçindiriyorsun. Yani seni de mağdur ettik abi ya. Ya inan, kendi vicdanımı rahatlatmak için söylüyorum abi. Yani ben 1,5 yıllık ödemek istiyorum Kadir abi ya. Ya bu salak da nerede kaldı be abiciğim? Markete yolladık abi, market oldu bu da ya. Ben kaçtım. Yok be abiciğim, de otur sen yani, merak etme. Ali Saftar şimdi gelir yani, birazdan burada olur. Ya öğle yemeğini beraber yeriz. Kebap yer misin abi? Hemen söyle, telefonla getiriyorlar. Dükkanı çırağa bıraktım. Ha anladım. Bir dahaki sefer artık. Tamam abi ya, nasıl istersen. Annene, kız kardeşine acil şifalar. Hürmetlerimi ya. Kirayı şuna kafana takma. Tamam abi. Daha sonra hallederiz. Sağ ol Kadir. Hadi eyvallah. Kadir abi. Kadir abi, sağ ol Kadir abi, aslında benim be lan. İyi olacak aslında, doktor ayağına gelir derler ya. Yaşasın kerizler, alo. Abi, o para nereden? Şey Kadir'den borç aldım. Kadir'den mi? Sen bir de üstüne bu adamdan para mı aldın? Artık iş yeri kirası derdiniz yok. Fare bağlasan durmayacak olan bu yere, 200 lira kira istemeyi utanmayan adamı soymayacaksın da kimi soyacaksın ya? Müstahak olun bu adama, müstahak! Ferit abi, büyük adamsın vallahi. Ali, sen hemen zıpla bizim matbaacı Zafer'e git. Şu Kuddusi Küflüoğlu'nun 50. sanat yılını kutlama organizasyonu falan filan ayarla, bir şey hazırlat. O zaten bilir ne basacağını. Davetiyemizi hazırlayalım, öyle gidelim hani, değil mi? Hadi, hadi. Abi, dur bir dakika ya. Açından ölüyorum zaten. Tamam lan, tamam. Ağlama, birazdan yeriz. Kadir Aman'a sağ olsun. Aslanım benim be. Bak sana ne diyeceğim be. Bu izbe yerden kurtulup seninle güzel bir tane şahane dükkan açalım. Abicim ne gereği var ya? Ne güzel Kadir'i de bağlamışız. Olur mu oğlum öyle şey? Bak buradan çıkacağız, böyle fiyakalı acayip bir tane dükkan açacağız kendimize. Şimdi niye diye sorarsan, bizim dünyada, hayatımızda insanlar böyle şeylere çok meraklıdır. İçi doluymuş, kofmuş, boşmuş, onlara takılmaz. Ambalaj önemli, ambalaj. Ulan Bey, buyurun efendim, bunlar davetiyeler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Bülent Hanım'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İletmez miyim efendim? Dayanın. Efendim bu 100 biletin parası. Çok teşekkür ederim efendim. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Bu da Bülent Hanım'ın müzisyeninin 50. sanat yılı hediyesi. Aman efendim, bizi mahcup ediyorsunuz gerçekten. Çok teşekkür ederim efendim. Başka emirleri olursa başım üstüne. Allah sizden razı olsun. Elinizi öpmek istiyorum. İstirham edin. Aman istirham edin. Saygı sevgi efendim. Bir mukabele. Sevgilerim biletim. Hoşçakalın efendim. Al, burada 500 var. 500 mü? Ha, 500. Ama ne aması oğlum? İşte sende 500 var. 800 de ben de işte eşit olarak paylaştık. Abi, bunu nasıl yarı yarıya taksim etmek? Sen 800 aldın, bende 500 var. Bak canım kardeşim, yarın öbür gün kiramız, eksiğimiz, hani elektrik faturamız falan olduğu zaman ne kullanacağız? İşte bu parayı kullanacağız. Abi, sen yine işi döner sermayeyi kiraya getireceksin değil mi ha? Getireceğim tabii. Ben bu paraları niye biriktiriyorum? Sen hiç düşündün mü? Bir sordun mu? Sor bir. Sor. Niye biriktiriyorsun? Niye? Ya niye biriktiriyorsun diye sor bir.
Tamam, soruyorum niye? Oğlum bak, yarın öbür gün sen Piraye ile evlenmeyecek misin? He? Evlendiğin zaman da ben evin bütün beyaz eşyasını kendim dizmek istiyorum. Yani böyle bir hediyem olsun istiyorum size. Onun için biriktiriyorum. Yani düşünsene, bir tarafta kız kardeşim Piraye, diğer tarafta canım, kanım, can yoldaşım Ali Safter'im var ya. Ya Ferit abi, çok özür dilerim seni üzdüğüm için. Benim böyle bazen öyle çıkışlarım oluyor. Ne olur beni affet. Tamam. Tamam, hadi ettim. Ama bu son olsun ama. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Hırsızlık mı yapıyorsun yoksa? Ya ne Allah aşkına ya? Benim hırsızlıkla ne işim olur? Ben akıllı adamım. Böyle direkt hırsızlık yapacak kadar salak mıyım ya? Bunların nereden geldiğini söylemezsen bir zerresini bile ağzıma koymam. Boğazımda kalır. Yeme anne ya. Ya sen yeme, açlıktan öl. Ya böyle bir zamanda hala helalden haramdan bahsediyorsun. Gözünü seveyim, yapma anne ya. Eve elimiz kolu gelsin, suç boş gelsin, suç yeter ya. Tövbe de, Rabbimin gücüne gider. Yani anne, bak sen en iyisi babamın dul maaşıyla geçinmeye çalış, tamam mı? Ayda bir defa karnın doyar, üç haftada artık ağzını havaya açarsın. Of ya! Ne var? Kırmayayım kafanı şimdi. Alır gene suyunu çekti oğlum. Aç aslanlar gibi yine alt peşindeyiz. Oysa ceylanlar, keklikler gelip lüp diye ağzımıza düşmesi lazım. Ya iyi ama nasıl? Bak oğlum, küçük düşünmeyeceksin. Her zaman büyük düşüneceksin. Böyle pısırık olduğu zaman hiçbir şeyi beceremezsin. Bunu kafana koy Ali. Yani ne yaparak para kaldırmayı düşünüyorsun? Ya herkesin bir açığı var, anladın mı? Şantaj mı? Ya ona pek öyle demeyelim. Yani medeni dayatma desek daha iyi olur. Ne kadar tatlı ve güzel bir şeydir. Hele basit ruhlar üzerindeki etkisi de çok fazladır ha. Abi seni dinleyince her şey çok kolay, çok hoş görünüyor da... hırsızlığa vergi almak, şantaja da medenice dayatma diyoruz. Ama ne aması? Karnım aç abi, karnım. Senin şu felsefen bir de midemi doyursa var ya... günde üç öğün seni dinleyeceğim. Ya tamam, tamam. Karnımızı doyuracağız. Hadi yürü. Gel. Abi yapma ya, bak burada yemek yersin. Bir ömür boyu borç batağına bakarız ya. Saçmalama oğlum, yürü ulan. Matematik buramıza geldi. Yok, borç alacak. Şurada güzel bir karnımızı doyuralım, ondan sonra gideriz daha. Bacaklık yaparız. Ya korkma lan oğlum, korkma. Kıkkılda bir kıka basa midem dolacak. Onda korkuyla keyfini kaçırma bari. Hadi ye, hadi. Yuhu, boğulacaksın abi ya. Hala doymadın mı? Ya ayıplama oğlum. Aç doymayacağını sanırmış bir kere, tamam mı? Bu gayet normal bir şey. Ayrıca ben sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyorum, ona göre yemek yiyorum. Bak sana bir hikaye anlatayım. Şimdi develer var ya, bunlar köle çıkmadan önce karınlarındaki su haznesini böyle full dolduruyorlarmış abicim, tamam mı? Ben de olaysa hani bir haftalık karnımı tedarikliyorum Ali. İnanmayacaksın, kanıma kuvvet, böyle sinirlerime şiddet, gözüme fer geldi. Şu anda nasılım biliyor musun? Bak gözlerimi anlarsın sen. Şu anda zihnim var ya, acayip çalışıyor. Tıkır tıkır kurulmuş saat gibi, ah. Ne yapıyorsun abicim ya? Oğlum ödesene hesabı ya. Ya bir dakika, bende para falan yok ya. Ne demek yok lan sende para? Ya bende ne parası var be abicim ya? Geçen sana 500 lira vermedim mi ben? O 500 liradan at işte 100 kendini buraya halledelim. Bu kadarına da pes artık ya. Zaten az para veriyorsun, onu da çeşitli yollarla geri alıyorsun. Bende para mara yok. Lan dayak mı yedireceğim bize? Gel bak, ben biraz sonra çok sıkı bir grubum planlıyorum. Benim payına da en az 500 kağıt bize Ali. Tamam. Yok abicim, yok. Bir daha senin ipinle kuyuya muya inmeyeceğim. Hiç acımayıp beni bile dolandırıyorsun ya. Ağlama lan, ağlama. Ya Ali, bak. Ağlamak senin gibi üstün yaratılmış bir insana yakışmıyor. Ağlamak canım bana böyle zayıf insanların silahı ya. Gitti paralarım ya. Ya boş ver şimdi parayı marayı. Bak Ali, sen bir koydun ya. Biz şimdi gideceğiz, beş alacağız. Hadi. Affedersiniz bak. Ya ne yapayım? Demin yukarı...
yukarıdan biri seslendi. Sen duydun değil mi? Yok. Yani vestiyerden biri geliyor. Zeki Bey. Zeki Bey. Ha? Yukarıda ha? Zeki Bey vardı ya. Vestiyerden bir bak. Zeki Bey ya. Ya yukarıdaki Zeki Bey diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir bak sen biz sana şey yaparız diye. Bekliyoruz burada. Gel bir şey. Gel çocuğum. Gel. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Yürü. Yürü çocuğum. Çabuk gel. Hadi yürü gidiyoruz. Okuttum. Tam 200 lira para verdiler biliyor musun? Aa, 200 lira mı? Cebinden çıkanlar da bu kadar çabası. Bir tane kalem bak. Bir tane bu, bir tane de telefon. Ha, bir dakika. Harika bir telefon ya. İyi para eder. Niye sattın bunu? Ya belki işimize yarar diye bir adam. Hani içinde önemli numaralar falan vardır. Yani gittiğimiz yer öyle tripiften bir yer değil de bayağı fiyakalı yerde ha. Kayıtlı mesajlar var abi. Oku bakayım. Sevgilim. Ne? Sevgilim mi? Karım şüphelenmeye başladı. Karım mı? Ama ben durumu idare ediyorum. Birkaç gün karımın yanında kalıp yeniden güvenini kazandım. Sen de dikkatli ol. Kocana bir şey belli etme. Ver bakayım şu telefonu. Oğlum iyi yere dükkan açtık ha. Açlatmışta vaziyetleri galiba. Dur bakayım. Sevgili Nergis'im. Sen benim burnumda tutuyorsun. Mutlaka hafta içi seninle birlikte olalım. Görüşelim, koklaşalım. Senin markasın. Ula! Anam! Ah, telefon çalıyor lan. Eyvah. Neden? Ne yapacağız abi? Açacağız mı? Başımız belaya girmez. Ya girmez ya. Açalım. En kötü ihtimalle telefona bulduk, sahibini arıyoruz falan deriz. Açıyorum. Tamam. Bakkas, nelerdesin ya? Bir saattir açmıyorsun telefonu. Alo, buyurun. Bakkas, Bakkas Çelik'i aramıştım. Ay yanlış numara. Oğlum yaşadık. Ali, Ali yaşadık oğlum, yaşadık lan. Neyi yaşadık abi? Oğlum bu açta pişte vaziyetini ortaya çıkartmak için bir yöntem ayarlayacağız. Kokuyu alıyor musun lan? Ha? Ali almıyor musun? Bak, iyi kokla, iyi kokla. İyi içine çek bak. Oğlum nasıl buram buram şantaj kokuyor. Alo. Vakkas Bey'le mi görüşüyorum? Kim arıyordu? Bir tanıdık. Şu an önemli bir toplantısı var. Nergis Hanım'ın kocası deyin. O hemen telefona gelir. Şey, ne istiyorsunuz efendim? Ben Vakkas. Ben her şeyi biliyorum Vakkas. Her şeyi mi? Bu işi kan temizler Vakkas. Bu işi kan temizler. Karıma yazdığın o mesajların hepsini gördüm. Hepsini okudum. Seni ve karımı anında doğrayıp öldürürüm. Ondan sonra da bir iki yıl yatarım içeride, namus cinayet eder çıkarırım ona göre. Ayrıca her şeyi basına açıklayıp ticaret ve aile hayatını anında bitirebilirim. Ha bir de... Bir de ne? Bunu iki medeni insan gibi halledebiliriz. Çünkü namus mu? Yani su borusu değil. Bozuldu mu da tamiri imkansız. Bunun karşılığında sizinle bir anlaşma yapacağız. Kabul, kabul ne istiyorsunuz? 100.000 lirayı hemen bir pakete koyup benden haber bekle. Eğer polise ötersen bittin Vakkas. Hayır, hayır. Sakın böyle düşünmeyin. Parayı hemen hazırlayacağım. Parayı alır almaz bütün bunları unutacağım ve buradan gideceğim. Sen benim telefonumu bekle Vakkas. Yırttık oğlum. Yırttık bu sefer, yırttık lan dedim. Nasıl yani, herif parayı veriyor mu? Verecek tabii, vermeyip de ne yapacak? Adamı ölümün yolunu gösterdik. Verecek tabii, 100.000 onun içindeki ya. Aha pes yani ya. Herif inandı mı söylediklerine? Böyle ahlak yoksunu koca olur muymuş demedim. Ya inanmayıp da ne yapacak? İnanmayıp da ne yapacak? Söylesene bana. Verecek tabii parayı. Bak oğlum, ahlaktan kaybedilen şeyler bu ülkede parayla kazanılıyor. Çattın mı köfteyi? Doğru ha? Vallahi. Alo? Alo Nergis? Vakkas, deli misin sen? Niçin beni evden arıyorsun? Bir dakika bebeğim. Kızma da beni dinle. Ya kocam telefonları dinletiyorsa? Kocan az önce beni aradı. Ne? Evet. Her şeyi biliyormuş. Önce ikimizi de öldürmeyle tehdit etti. Ama sonra 100.000 liraya bu işi unutabileceğini söyledi. Abi bak bu son, bir daha yapmam ha. Tamam lan uzatma. Bana bak, sen şimdi şeysin ha. Tamam mı? Hıncal Uluç. Şimdi telefonda çıkacak olan adama diyorsun ki... ben sizin
Filmlerinizi çok güzel öveceğim. Öyle şeyler yazacağım ki seyirci devamlı sizin filmlerinize gelecek falan diyeceksin, tamam mı? Unutma. Al, veriyorum. Bu aradığım kim ya? Sinan Balkanlı. Çılgın. Alo. Sinan Bey, nerede oldunuz? Sağ olun, ben de iyiyim. İşler nasıl? Sinan Bey, diyorum ki gazetede gideceğimde vizyona yeni giren filminiz için iyi şeyler yazacağım. Mutlaka görülmeli diye seyirciye tavsiye edeceğim. Aman efendim, bu bizim için büyük bir şereftir, büyük bir şanstır. Sizin gibi bir doyanın övgüsünü almak ne demek? Yalnız ufak bir sorun var. Yapımcı Sacit Bayram aradı. Öncal Bey, yeni filminiz için iyi bir şeyler yazabilir misiniz dedi. Şimdi ya sizin filmi ya da onun filmini yazacağım. Karar veremedim. Karar veremediniz mi? Kararınız net ki olacak efendim. Banka hesap numaram 756.594 ama neyse. 15 dakika içinde bir karar vereceğim. Artık kararımda kim daha çok etkili olursa ona göre. Mesaj alınmıştır efendim. Hürmetler, saygılar efendim. Kuş buraya kadar oğlum. Bundan sonra küçük iş yok, büyük iş var. İçeri attırabileceğimi biliyorsunuz değil mi? Attıramazsınız efendim. Hiçbir halt edemezsiniz. Eder miyim, etmez miyim? Gör şimdi. Acıyorum size beyefendi. Benim senin gibi bir serserinin acımasına ihtiyacım yok. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Asıl sizin kulağınız bunları duysun. Dur bakalım neler yazmış. Neredeydi o? Ha burada. Sevgilim, senin kollarında kendimi çok mutlu hissediyorum. Seni öyle seviyorum, öyle seviyorum ki. Sensiz geçen bir dakika benim için bir ömre bedel. Sen benim her şeyimsin, hayatımsın, bir tanemsin. He? Sus be, sus! Susmakta fayda var, doğru söylüyorsun. Biz en iyisi seninle kendi felsefemiz konusunda biraz görüşelim ha? Hırsızlığa felsefe sığar mı? Kollu bu kalıbına sığar. Dünyada yaşam ve moral realitelerinden her biri kendi adına bir felsefedir. Mesela Confucius ne demiş? Niye? Niye bunu söylüyor adam? Çünkü diyor ki dünyadaki en önemli şey insanlar arasında hırsızlıktır. Şimdi hırsızlığı çıkartırsan felsefede geriye ne kalıyor? Boş. Ne tuhaf adamsın sen. Nerede öğrendin bu felsefeyi? Yarabbi! Benim gibi utanmaz bir adamı yaratmaya utanmadın mı, sıkılmadın mı diyen filozoflar. Kes, al şunu da kaybol. Eyvallah, sağ olun. Saymıyorum herhalde, tamamdır değil mi? İki kere sayıldı beyefendi. Ben de eksik olmaz. Oh. Aşağılık adam, benim yanım yüz mü yanım? Bana bir şey değer bu. Hayatım dur, ne yapıyorsun? Bunda gidecek. Kim bu kadın ya? Bu kadın kim? Nerede o iş? Beni 100.000 liraya satan Ragıp Deyus'u nerede? Yani o adam senin kocan değil mi? Ay saçmalama Vakkas, Ragıp 45 yaşında kara kuru bir adam. Güvenlik, çabuk buraya gel. Buyurun beyefendi. Defolun. Cemal abi sana yemin ediyorum hayatının rolü bu ha. Sesli çekim mi abi? Yok öyle değil yani bak ne biliyor musun? Pencaplı Gandhi'yi oynayacaksın abi. Anlamadım. Ya bu şimdi ünlü Hint gurusu, büyük düşünür, filozof Pencaplı Gandhi'yi oynuyorsun tamam mı? Vay be! Kur'an çarpsın ya. Nerede?
misafirlerimiz. Efendim biz üstadı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak Türk halkına hizmet etmek için buraya kadar çağırdık. Şimdi kendisini selamlıyoruz hep birlikte. Kula 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 kula. Peki futbolcu Metin Özgün'e ile tanıştın mı? Yok, bunu da tanımıyorum ama çok iyi topçu bu çocuk ya. Yarın öbür gün çok iyi olacak ya, bak sana söyleyeyim. Yapma ya. Peki iş adamı Hicabi Barut'la tanışıklığın var mı? Yok, bunu da tanımıyorum ama bu da bayağı götürmüş ya. Bir gün bunu ziyaret edelim, biz de hani bir indiragan bir şey yaparız yani. Mutlaka yapalım. Ya bunların hiçbirini ben de tanımıyorum da. O halde niye bize çiçek yolluyorlar onu anlamıyorum. Ali biraz kafayı çalıştırsan oğlum. Açtım çiçekçiye telefon. Böyle ünlü iş adamlarının, futbolcuların, şarkıcının, türkücünün isimlerini verdim. Şimdi onlar bize çiçek yollamış oldular yani. Ah ya abi var ya senin şu makine çok iyi çalışıyor ya. Oğlum biliyorsun bizim millet meraklı böyle ünlü isimleri görmeye. Şimdi bunu görecekler ya burada. Ondan sonra yavaş yavaş hepsi damlamaya başlayacaklar. Peki bizim müşteri kitlemiz kim olacak abiciğim? Ha? Sen bizim hedef kitlemizi soruyorsun. Evet. Hedef kitlemiz kim biliyor musun? Böyle kent hayatından sıkılmış, stresten bunalmış, bir çıkış yolu arayan, ruhsal bir çözüm arayan insanlar olacak. Abi var ya senden korkulur ha. Yapma böyle şeyler ya. Korkulur. Hadi geçin, geçin. Dünya çok. Eğer siz iç dünyanızı bulabilirsiniz, kendinizle barışık olursanız o zaman daha mutlu. Modernizmin ruhunuza vermiş olduğu kirlilikten kurtulur. Nasıl kurtulacak? Bir kuncak kendinizi kaybedin. Ben sizi çok iyi anlamak kardeşim. Bu adam sizin gönül kuzunuzu kapatmış kardeşim. Lan aferin bizim artist Cemal'e. Bu pençatlı kantrolüne iyi girdi. Görüyor musun? Nasıl bülbül gibi öttürüyor müşterileri. Peki abi bu sesleri nasıl tasnif edeceğiz ha? Ya şimdi şantaj yapılabilecek olanları ayıracağız. Geri kalan çöpe. Şunları al oradan kayda girelim. Şunu bir de ver. Ve iç dünyanıza yolculuğa çıkmanız gerek kartahe. ...18 yaşındayım ve hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Gittiğim yerlerde 5 dakikadan fazla duramıyorum. Televizyon seyrederken bile bir kanalda 1 saniyeden fazla duramıyorum. Hiç merak etmeyin. Hiç merak
etmeyiniz. Bu söyledikleriniz herkesin yaşadığı şeyler. Yoğunlaşma sorunu yaşıyorsunuz. Hanımefendi, siz kocanızı sevmek kertahe. O zaman siz başka bir sevgili kertahe. Yalnız şimdi küçük bir araştırma yapmamız gerekiyor. Nasıl yani? Ya sen şimdi işi gücü bırakacaksın. Doğru adamın yaşadığı eve, fabrikaya falan gideceksin. Onunla ilgili bir ön araştırma yapmamız gerekiyor. Peki nerede bu adamın evi? Şimdi bu 4. Levent'te bir yerde galiba. Şimdi oraya git. Bak karısı kaçta geliyor, kendi kaçta geliyor, sevgilisi var mı, kızı var mı, çoluğu var mı, çocuğu var mı, bunların hepsini bir öğren. Tamam mı? Bunlar sonra bizim işimize çok yarayacak Ali. Başların bilgisi neden el araştırmasına da? Ya niye bu kadar sinirleniyorsun Ali ya? Ne demek sinirleniyorsun ya? Adamın kurbanından dayak yedim, köpekler üzerine saldırdı. 3 kuruşluk bilgi için canımı zor kurtardım be. Ne diyorsun be? 3 kuruşluk olur mu lan? Bunlar nereden baksan 5 bin hatta bilemedin 10 bin liraya da alan dersin yürü yürü gel. Aslanım benim be. Bak bak bir daha ben gitmem bunu bilmiş ol tamam mı? Ya tamam bir daha gitmezsin sen merak etme. Hadi bakalım bana böyle şeyler abicim ya. Dur bakalım şimdi neler olacak. Bakalım bunlara ne diyeceksin Müştak Efendi? Bu yaptığına şantaj denir. Biliyoruz. Seni polise şikayet ederim. Hapse attırırım. Helal olsun. Attık. Attık da yani senin için pek iyi olmaz diye düşünüyorum. Şimdi polis devreye girince hani biliyorsun benim de söylemem gereken bazı şeyler olabilir. Mesela senin şu hazine arazisine yaptırdığın otopark gibi. Hani gayrimeşru çocuğun var ya ondan filan söz etmem gerekebilir. Ya işte söylüyorum ya. Seni şantajdan hapse attıracağım. Ya bana saldırmadan önce şu resimlere, şu belgelere bir bakalım isterseniz hep beraber. Açılıyor, açılıyor. Dikkat. Açtım. Maşallah güzel kız ha. Bir de şöyle bir resim vereyim. İsterseniz bir de şundan vereyim size. Hatta bunu da verebilirim. Bunları nereden buldun? Ya bunu böyle buluyoruz işte sokaktan oradan buradan. Nereden bulduğumuzu boş ver sen resimlere bak. Ama bak sen, bak bak bak. Sen bir şeytansın. Ya ben bir şeytanım ama nasıl bir şeytan biliyor musun? 5 parasız bir şeytan. Yani bu resimler bir de belgeleriniz var. Bu belgeler karşılığında sizden 20 bin TL'cik küçük bir şey rica ediyorum. Yani sus payı olarak inanın bunu sizin için yapıyorum. Başkası olsa 50 binden aşağı olmaz. Bu iş buraya kadar Ali, bu iş buraya kadar abicim. İşi çözdük sonunda ha. Hakikaten işi biliyorsun Ferit abi. Kimin eksiği gidiyor var hemen ona yükleniyorsun. Söyledim sana oğlum. Allem ettik, kallem ettik. Sonunda biz de milyonerlerin arasına karıştık. Karıştık değil mi abi? Karıştık. Bu imparatorluk ikimizin canım kardeşim benim. Oğlum bir sürü insanı aylık haraca bağladık. Her günde yeni bir tane av düşüyor iyi mi ya? Hala kuşkun var mı lan Ali? Haklısın. Beğendin mi arabayı? Güzel değil mi? Çok güzel abi. Güzel. Ferit abi, bir şey söyleyeceğim. Bütün bu işleri hallettikten sonra kiraya da benim, tamam mı? Ha? Ya tamam, tamam. Şimdi sık boğaz etme, bakacağız o işe. Annenle konuşayım, nikah tarihini hemen ayarlarız. Hadi yürü gidelim. Tamam. Tamam.
Ne isteyeceğimizi biliyorsun senden. Desen yüzünde bizi niye yukarıda ağırlamadın da bu aşağıya, bu izbe yere getirdin bakalım? Yukarıda misafirin mi var yoksa başka bir dolap mı çeviriyorsun? Ben senin gibi adi bir hırsızla odamda görüşmem. Vah! Vah! Adi hırsız, şerefli hırsız. Demek hırsızlar arasında böyle bir sınıflandırma olayına giriyoruz artık ha. Şimdi bunlar var ya, milyonları gördüğü zaman namus denilen zümrüdü anka kuşunu anında pırt öldürürler. Biz zaten birkaç kuruş için onu çoktan gömmüşüz bile. Bak ustacığım, sevgili Zihni Bey amcacığım, dikkat edinle. Biz birkaç gün görürüz, bir saniye yatarız, bize bir şey olmaz. Ama adalet senin yakanından bir yakalarsa neye uğradığını şaşırırsın, mahvolursun, haberin olsun. Yürü Ali gidelim, hadi ya. Buluşursun, ondan sonra konuşuruz bununla. Bir dakika, bir dakika. Gelin, gelin. Amirin olsun. Merhaba Ebru. Nasılsın? Aa! Ne işi var burada? Seni buraya yaşatmamış mıydı? Senin için burada. Lütfen bu çiçekleri kabul et. Ah, İnanmıyorum. Bunlar bana mı? Ya gerçekten mi? Burada başka güzel kız var mı? Ben göremiyorum. Ah, çok incesin Selçuk. Şey diyeceğim. Uygunsa çıkışta bir şeyler yer miydin? Aa, olur aslında. Babam sana kolay kolay inanmaz Ferit. Ona artık iyi para kazanıyorum ve namuslu bir işim var diye ikna etmelisin. Seni her şeyden çok seviyorum Melek. İnan yakında evleneceğiz ve sana yemin ediyorum baban bana gerçekten saygı duyacak. İnşallah hayatım. Ama babama bugünlerde hiç yanaşma. Nedenmiş ha? İşlerinde büyük problemleri var. Hatta iş yerinin geleceğinden bile kaygılanıyor. Ne yiyor ne içiyor. Hatta bizimle bile konuşmuyor. Ya böyle dertleri varsa Oso meditasyon merkezine yollatana. Meditasyon merkezi mi? Hı. Ne var ki orada? Aa, yani aşk olsun. Ya bak müthiş bir yer burası. Bir arkadaşım açmış. Hindistan'dan da Pencaplı Gandhi diye bir tane guru getirmişler. Böyle insanın içini ısıtan acayip manevi çözümler üretiyor. Müthiş bir adam ya. Sen ciddi misin? Ya, tabii ciddi ya. Tamam Melek ya. Yani hiç televizyonlara falan gazetelere bakmıyor musun Allah aşkına ya? Yani haftalardır bu adamdan söz ediyor ya. Neyse. Ben bir konuşayım. Gerçi biraz eski kafalıdır ama. Yok sen ne yap ikna et yani Salim amca bence mutlaka oraya gitsin. İnan bana çok iyi gelecek. Bak buraya yazıyorum ya. Yaz oğlum Ali. Sevgili fabrikatör Zihni Bey. Kızınızın arkadaşı olan Lalehan'la ilişkinizi gayet iyi biliyoruz. Yazıyorsun değil mi? Aynen. Aferin sana. Ulan ne kadar az yazıyorsun lan sen görün beni. Bayağı öğrendim bu işi. Ben bu işin hastasıyım abi ya. Aslanım benim. Şimdi devam ediyoruz. Bu durumu hem karınızın hem de medyanın duymasını biz şahsen istemiyoruz. Üstelik kızınızın arkadaşı olan Lalehan'ın 17 yaşında olması durumu daha da kritikleştiriyor. Takdir edersiniz ki biz de böyle bir durumda sizin zor duruma düşmenizi asla istemiyoruz. O yüzden en kısa zamanda bizimle anlaşmaya varacağınızı ve gereken sus payını bize bizzat ileteceğinizi inanın adımız gibi biliyoruz. Teşekkürü de bir borç biliyoruz diye de ilave et işte sonunda. Yazdı mı? Gerçi yanında sönük kalacak ama. Ne güzeller. Niye zahmet ettin? Zahmet ne demek? Dünyanın en güzel kızını görmeme vesile oluyorlar. Ferit Bey seni çağırdı. Bilgisayarında bir problem olmuş. Allah Allah. Problem olmaması gerekiyor ama. Neyse ben bir bakayım. Aa, dur gitme. Ferit Bey ve Ali Bey içeride çok önemli bir toplantı yapıyorlar. İlginç değil mi? Böyle kamera, mikrofon falan. Ne işler çeviriyor bunlar? Şşş! Burada böyle şeyler konuşmak yasak. Yok canım, öylesine söyledim. Bana ne? Üzümlü yerim, bağını sormam. İstersen akşam gel. Hem bilgisayara bakarsın, sonra da birlikte çıkarız. Büyük bir keyif. İyi günler. Yetkili biriyle görüşebilir miyim? Randevunuz var mıydı? Randevum yok ama Pencaplı Gandhi ile mutlaka görüşmem lazım. Ali! Şişt Ali! Ali! Ne oldu? Ya benim babam Salim Bey var ya,
O geldi. Ya şimdi onu artist çamanı bırakmayalım. Yani Gandhi Mandi orijin çorba eder her şey. Onunla mutlaka sen konuş, tamam mı? Tamam ama beni tanımaz değil mi? Ya nereden tanıyacak, seni görmedi bile. Git üstüne otur, bir şeyler bul da hemen yer al. Hadi yürü. Tamam, bir şey söyleyeceğim, dur. Bak, mutlaka ağzından bir iki laf al. Önemli bir iki laf al. Ki ona güzel güzel böyle giydirme yapalım. Şantaj mantaj işi bitirelim. Anladın mı? Aa, anladım. Tamam, tamam, hiç merak etme. Abi, sana güveniyorum ha. Tamam, göster kendini. Aslanım benim ben. Anlatın efendi. Bana kendinizi anlatın. Kendinizi, işinizi, size ait olan her şeyi anlatın. En büyük sıkıntım ortağım. Devam edin efendi. Anlatın ki arınalım, çözüm bulalım. Başımın belası bir yeğenim var. Keşke olmaz olaydı. Öyle mi? Anlıyorum. Biliyorsunuz benim hattıhanem var. Yani piyasadan atık demirleri toplayıp külçe haline getiriyoruz. 40 yıldır amcaoğluyla ortaktık. Allah bozmasın. Bozdu bile. Amcaoğlu öldü, ortaklık oğluna geçti. Sizi çok iyi anlıyorum beyefendi. Devam edin. Efendim, oğlan işten anlamıyor. Yani iş yerinin parasını ağır vurup harman savuruyor. Barda pavyonda yiyor. Ben bu oğlandan kurtulmak istiyorum. Merak etmeyin efendi. Bir hayırsever vatandaş sizi bu sondan kurtaracak. Biri beni kurtaracak mı? Evet. Bunu size yoğunlaşarak hissettim. Çünkü içiniz o kadar temiz ki. O yüzden bütün sorunlarınız çözülecek. Gerçekten mi? Allah sizden razı olsun beyefendi. Çok memnun olurum. Ne kadar önemli? İçinizden ne geliyorsa. Demek amcaoğlundan kurtulmak istiyor ya. Ya senin kayınpeder de az değilmiş ha. Ben de bir hayırsever vatandaş seni bu durumdan kurtaracak dedim. Nasıl, iyi demiş mi? Çiçek ulan çiçek. Sen var ya bir tanesin, şahane. Kızı istemeye gittiğimizde acayip işimize yarayabilir bu. Ah ulan Salim amca. Ah, şimdi düştün mü kucağıma sen benim ha? Sen neler yapıyorsun Ferit? Bu ne lüks, ne ihtişam böyle? Kendi iş yerimi kurdum bir tanem. Nihayet babanın da kabul edeceği namuslu bir iş yerim var artık. Çok iyi kazanıyorum. Ona göre güzel de harcıyoruz tabii yani. Babamı tanıyamadın galiba. Bu sefer de kaşın üstünde gözün var der. Merak etme, hiçbir şey diyemeyecek. Çünkü ona çok güzel bir teklifim olacak. Ne teklifi? Müstakbel babamın, yani Salim amcanın iş yerine ortak girmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu ben ona parayı vereceğim. Yani o dükkanı çalıştırsın artık yani. Sen ciddi misin? Ya ciddiyim tabii canım. Lafım olur böyle şeylerin yani. Ferit Bey şu an seninle görüşemez Selçuk. Çok önemli bir toplantısı var. Mutlaka görüşmem lazım sevgilim. Sevgilim deme bana, deme. Günlerdir ne aradığın var ne de sorduğun. Şirketle ilgili bilgileri aldıktan sonra yüzüme bile bakmaz oldun. Telefonlarımı açmadın, aramadın. Mümkün değil diyorum, anlıyor musun? Mümkün değil. Sevgilim, mümkünü olmayan hiçbir şey yoktur. Ferit Bey söylediklerimi duyunca çok mutlu olacak. Selçuk giremezsin içeri. Ya giremezsin diyorum. Selçuk, ne işin var burada? Biz seni çağırdık mı? Artık sizin çağırmanıza gerek yok Ferit Bey. Ben kendim gelecek kadar palazlandım. Efendim, durduramadım. Zorla içeri girdi. Bakın Ferit Bey. Hemen konuya gireyim isterseniz. Şantaj listenizi ele geçirdim. Şantaj listesi mi? Sen ne diyorsun delikanlı? Vakkas Bey'e, İpek Hanım'a, Zerzevatçıgillerin damadına yaptıklarınız kanunlara göre suç. Hiç inkar etmeyin, detaylı bilgiler var elimde. Yoksa sizin gibi bir tilkinin karşısında böyle dımdızlak çıkmazdım herhalde, değil mi? Alan memnun, satan memnun. Sana ne oluyor? Fakat şunu unutmayın ki benim polisten saklayacak hiçbir şeyim yok. Rahatlıkla konuşabilirim. Bu şirket sayesinde edindiğiniz bilgileri şantaj amaçlı kullanıyorsunuz. Ha, bu arada bilgisayarınızdaki bütün gizli bilgiler ve ses kayıtları diskette. Ve bende. Sizin bile aklınızın almayacağı, unuttuğunuz bir sürü bilgi var elimde. Nereden bakarsanız size helalinden bir 15 yıl ceza yedirir. Peki bu bilgileri nasıl elde ettin? Sizinle çalışma tarzımız aynı sayılır.
Buranın bilgisayar donanımını ben yaptığım için bu iş pek zor olmadı. Ha, bir de buna gönül bağını ekledim. Sekreteriniz Ebru ile aram çok iyi. Kızcağız bana aşık oldu, değil mi? Evleneceğimizi zannediyor. Bir gece müstakbel kocasını siz gittikten sonra içeriye aldı. Gerisi çok kolay oldu. İyi çalışmışsın bakıyorum. Abi izin ver, ağzını burnunu tartayım. Dur Ali, dur Ali, dur ya. Kardeşimin tarzını beğendim ama. Hah, şöyle. Ne istiyorsun? 500 bin. Nakit. 500 bin nakit mi? Abi ne konuşturuyorsun fırlamayı? Polise şikayet ederim gitsin. Görsün şantaj nasıl yapılıyormuş. Ya Ali sakin ol. Dur, debelenip durma. Polise gitmek pek akıllıca bir fikir değil. Şu bir gerçek ki her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen senin. Yani utanmaz adam Ferit'in bir hayranıyım. Ama hayran olmam sizi çarpmama engel değil tabii ki. Öyle değil mi? Düşündüm de siz de en az kurbanlarınız kadar saklayacak bir servet sahibi ve ilişkiler yumağı içindesiniz. Siz de polise gidemeyecek durumdasınız Ferit Bey. Bunca yıllık emeğimiz gitti. Ben işi bırakıyorum artık Ali. Benden daha acımasız herifler, daha büyük üçkağıtçılar çıktı ortaya. İşi mi bırakıyorsun? Ne yani, dünkü veletten mi korkuyorsun? Korkmak mı? O dünkü velet gibi binlercesi giriyor her gün piyasaya. Oğlum bak, gerçeği artık çözenler sadece biz değiliz. Mesele bu. İnanamıyorum ya. Gözünü budaktan sakınmayan koskocaman Ferit korkuyor ha. Ya korkmak değil be Ali, bu gerçeği kabul etmek. Ya şöyle baksana etrafına bir. Yani inan bana, bu durumdan ben bile utanmaya başladım artık ya. Yeni formüllere uyardık be abi. Yalnız bırakırken senden küçük bir ricam olacak. Meleğin babası Salim var ya, ona bir üç kağıt yapacağız beraber. Bak Ali, meleğin babası Salim var ya, o beni ithalat ihracat işleri yapan biri zannetmez. Sonra? Ya şimdi böyle zannettiği zaman da meleği bana verir, hani ben de güzel bir yuva kurarım icabında. İyi valla, sen güzel bir yuva kuracaksın. Ben kuş yuvası bile kuramayacağım ha. Ya yapma be Ali be, seni de unutacak halimiz yok herhalde ya. Hadi içelim kardeşim, hadi. Efendim, sadede gelelim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Meleği, oğlumuz Ferit'e istiyoruz. Vallahi Hürmüz Hanım, yani biraz düşünmemiz lazım. Şimdi amcası var, dayısı var. Daha doğrusu fikrini sormak istediğimiz birkaç aile büyüğümüz var. Ya Salim amca bak, bu iş olur ya da olmaz. Ama benim sana söylemek istediğim çok önemli bir mesele var. Ben izin verirseniz size ortak olmak istiyorum. İş yerime ortak olmak mı istiyorsun? Şimdi Salim amca, bu ortağınız Vahap amcanın vefatından sonra biliyorsunuz onun yerine Macit işe başladı ama yani Macit pek işe gitmiyor. Görüyorum ve sizin bu 50 yıldır emek verdiğiniz, gözünüzün içi gibi baktığınız o işleri bu gidişle batar. Yani isterseniz benim vereceğim parayla bu Vahap amcanın oğlu Macit'i işten çıkartırsınız. Yani kendiniz geçersiniz işin başına diye söylüyorum. Ben işten anlamam, hani işten anlasam size yardım edeyim de... yani ileride böyle para kazanırsınız, hani kardan da bana verip 3-5 bir şey verirseniz olur yani. Peki ama nasıl olur bu iş? Bal gibi olur Salim amca. Yani benim istediğim asırlık bir çınarın devrilmemesi. Bu çok önemli. Yani o iş yerini sizin ne büyük zahmetlerle kurduğunuzu ben gayet iyi biliyorum. O iş yerinin sizin için önemini benden iyi bilen var mı acaba? Çok düşüncelisin evladım. Sağ ol. Siz de sağ olun. Yani hele siz bir melekle evlenin bakalım. Sonra bakarız. Thank you.
devam edelim. Hemen itiraf ettim. Tamam. Siz mi kurdunuz burayı? Yok amirim, ben devraldım. Amirim, bütün bilgileri kontrol ettim. Ferit Bezirgan kurmuş burayı. Yardımcısı Ali Saf dermiş. Evet efendim, o beyefendiden ben devraldım. Diğer isimleri de alın. Ferit Bezirgan, yan komşular ziyaretçi var. Ne işin var burada, he? Yoksa para istemeye mi geldin? Oğlum, şantaj yapmanın zamanı çoktan geçti, haber vereyim. Yok abi, öyle bir niyetim yok. Hep de elinizi öpeyim. Neyim öpünüz? Abi, ben sana hala hayranım. Siz benim ustamsınız. Ya bunları söylemek için mi geldin buraya Selçuk? Çok büyük bir iş var. Hapishaneden çıkınca birlikte girmeyi teklif ediyorum. Temiz 250.000 bırakır. Ya sen gir kardeşim, beni niye çağırıyorsun? Ama sana ihtiyacımız var Ferit abi. Senin tecrübene, ustalığına. Bak oğlum, ben bu işleri bıraktım artık. Sen olmazsan bu iş olmaz Ferit abi. Bak ben yarı yarıya diyorum. Ama istersen paylaşmayı da sen belirle. Teknoloji her şey demek değilmiş be abi. Senin gibi beyinlere ihtiyacımız var. Hadi Selçuk Bey kardeşim, ziyaret bitti. Müdürle papaz olmadan çık şuradan.